Evet değerli arkadaşlar, söz verdiğimiz gibi Take Off kanalında Havadan Sudan bölümüyle karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Sayın hocam, kaptan pilot Serdar Tatlıdil bizlerle. Sağ olsun bizi kırmadı bu çok yoğun programın arasında, bize vakit ayırdı. Kendisine peşin peşin çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben çok teşekkür ederim ince davetiniz için. Hocam rica ederim, sizi burada görmek bizim için bir gurur. Hemen kısaca izleyenler için ben bir özet geçeyim. Tamam. Ardından mikrofon sizde. Hocam 15 yıldan fazla bir süre askeri pilotluk. Toplamda 23 sene hava kuvvetlerine verilmiş hizmet. T-38'ler, F-4'ler gayet uzun soluklu ve gururla hatırlanacak adrenalin dolu bir kariyer. Hava kuvvetlerinin sonrasında da Boeing 737 ile sivil pilotluğa geçiş ve sonrasında da Airbus A320 ile kaptan pilot olarak devam ediyorsunuz. Bize kısaca kendinizi, kendi kariyerinizi, kendi ağzınızdan anlatabilir misiniz? Tabii ki Eskişehir doğumluyum. Ortaokuldan sonra askeri sınavlarına girerek asker lise ile silahlı kuvvetler hayatıma başladım. 8 yıl asker öğrencilik, sizin de bahsettiğiniz gibi 15,5 yıl yaklaşık hizmet sonrasında hava kuvvetlerinden ayrıldım. Şu anda 6. senemi de sivil havacılıkta doldurmuş bulunmaktayım. Peki hocam, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben yavaş yavaş sorularıma geçmek istiyorum. Tabii ki lütfen. Arkadaşlar öncelikle kendi sorularım var hocamı yakalamışken. Ardından da en son olarak sizin göndermiş olduğunuz soruları yönelteceğim kendisine. Cevaplarımızı alacağız. Önce benimkiler. Hocam, pilotluk mesleğini en başından beri isteyerek mi seçtiniz? Ve bu seçimde sizi etkileyen kriterler ne oldu? Yani çocukluktan beri hayaliniz miydi bu, ya da hayatınızın hangi evresinde ya ben pilot olmak istiyorum dediniz? Söylediğim gibi Eskişehir'de doğdum. Ortaokulu Eskişehir'de bitirdim. Malumlarınız üzere orada bir birinci anajit üssü var. Hava kuvvetlerinin. Gün içerisinde Eskişehirliler bilirler, selam olsun buradan hepinize. Özellikle okullarda ders yaparken bile zorluk çektiklerini söylerler. Özellikle F-4'lerin kalkışa başladığı zamanlarda. Özellikle teyzemlerin bana anlattığı kadarıyla, daha küçük bir çocukken, ben hatırlamıyorum bunları. Uçakları gösterip bir gün bunları kullanacağım diyormuşum şu an bana anlattıklarına göre. Yine büyüklerimin anlattığı kadarıyla çocukken Legolarla sürekli uzay mekiği, meşhur dizi Galaktika vardı o zaman. Oradan bu, modeller veya uçaklar yapıp... Balla kesiyorum bunu. Bizim izleyici takipçilerimizin kitlesi çok bilmez. Google'dan bakın arkadaşlar. Bu tür maketler yapıp bunlarla oynadığımı da anlatırlar sürekli. Sanırım çocukluğumdan gelen bir heves, aşk. Yani o zaman tebrik ederiz hocam. Yani çocukluktan gelen hevesi sürdürebilen aramızda herhalde burada da çok yoktur. İzleyenler arasında varsa bilmiyorum, yorumlara yazın arkadaşlar. Annemin söylediği de, benim çocukken ne olacaksın diye sorduklarında her zaman futbolcu veya sporcu olacağımı söylermişim aslında. Oradan pilotluğa geçişte, gerçi ikisi de başarılı bir sektör. Yani yedek kariyer hedefi de iyiymiş hocam. Yani o olmazsa bu olur gibisinden. Peki hocam, başarılı bir hava kuvvetleri kariyerinden sonra askeri pilotluktan sivil pilotluğa geçtiniz. İkisi bence mukayese edilmez tabii ki, ama benim size şunu sormak istiyorum. Benim size sorum şu. Sivil hava yolu pilotu olmanın sizce zor ya da stresli yönleri nelerdi? Şimdi askeri pilotluktan sivile geçtiniz. Bu sefer ne oldu? Arkanızda yüzlerce yolcu var. Bunun ister istemez omuzlara bindirdiği bir yük var mı? Ya da başka bir stresi var mı? Yani askeri pilotluktan bağımsız olarak sivil hayatı soruyorum. Şimdi askeri pilotlukta ki sorumluluk da çok büyük olmakla birlikte tabii ki biraz daha farklı boyutta ve olası bir problemde en azından askeri uçaklarda, özellikle savaş uçaklarında, uçağı terk etme lüksümüz mevcut. Yani atlayıp uçak düştükten sonra bizim kendimizi kurtarma durumumuz mevcut. Bu tabii ki sivil uçuculukta, özellikle yolcu taşımacılığında mümkün değil malumunuz. Fakat uçaklar da bu tür olası problemlere karşı her şeyin birden fazla yedeğiyle desteklenmiş durumda. O doğru mu hocam? Ya gerçi ben biliyorum da bunun cevabını, izleyenler merak ediyor. Her şeyin bir yedeği var mı normal bizim bindiğimiz yolcu jetlerinde? Her şeyin bir yedeği var. Hiçbir var, şey tek mi? Değildir. Zaten üçüncüsü de vardır büyük ihtimalle. Ve ana sistemlerden birisi arızalıysa üçüncüsünün faal olup olmadığına bakılır. Yani hiçbir zaman tek bir sistemle gidilmez. Buna pilot da dahil malumunuz. Pilotun dahi yedeği var. Olay şu boyutlarda, uçakta iki pilot aynı yemeği yiyemez. Bunun videosu gelecek arkadaşlar. Olası bir zehirlenme veya yemekteki herhangi bir bozukluk sebebiyle en azından bir pilotun sağlam kalması için bu kadar ince düşünülmüştür bütün emniyet kuralları. Hocam peki mesleğinizin, yani pilotluğun en sevdiğiniz yanları nelerdir? En sevdiğim yanları sanırım manzaralar, değişik. Bulutların üzerinden. Aynen. Sürekli değişen bir ofis manzarası. Devamında da her uçuşta farklı bir yerlere gidip ufkunuzu genişletmek ve
her uçuş birbirinden farklıdır. Hepsi ayrı bir maceradır. Hepsi bir ayrı bir challenge'dır. Yani en sevdiğiniz yanı... Ufkunuzu genişletmek. Peki hocam, 20 yılı aşkın bir süredir pilotsunuz. Şunu sormak istiyorum. Askeri ya da sivil havacılıkta başınıza gelen, unutamadığınız iyi veya kötü bir anınız var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Kuşkusuz vardır ama paylaşma noktasında bazı sıkıntılar olabiliyor bazen arkadaşlar. Hocam. Mutlaka bu kadar uzun süreli, uzun soluklu bir kariyerde sonuçta bir makine kullanıyorsunuz. Bu makinede olası ufak tefek arızalar, problemler olması mümkün. Ama ben en unutamadığım konuyu burada gündeme getireyim. En güzel anım uçuş okulunu bitirdiğim günkü mezuniyet töreninde. Kaç yıllıydı hocam? 99 Eylül. 99 Eylül. Birçok takipçimiz henüz dünyada değildi muhtemelen. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yayın öncesinde de söyledim hocama. Hiç yaşını göstermiyor. Yani çok yoğun bir tempodan dolayı herhalde yaşlanmaya fırsat olmadı hocam. Bilmiyorum. Belki biraz da genlerle alakalı. Genlerle alakalı olabilir. Bitirdiğim. Yani hocamın diğer fotoğraflarını da eğer benimle paylaşırsa videoya ekleyeceğim. Göreceksiniz. Evet. Çok büyük bir değişiklik yok yani fiziki olarak. Yani yoğunluktan muhtemelen. Yaşlanmaya fırsat bulamamışsınız hocam. Umarım öyledir. Peki şimdi klişe bir soru geliyor. Hazır mısınız? Bunu sormam lazım. Çünkü herhalde en doğru cevap verecek kişilerden biri sizsiniz. İkisini de kullandınız sivilde. Boeing mi, Airbus mu? En güzel uçak uçtuğunuz uçaktır. Boeing veya Airbus veya başka bir marka olmasından. Şöyle diyeyim. Airbus birçok şeyi otomatik yaptığı için pilotun üzerinden yükü alıyor. Ama uçağı hissetmek anlamında da Boeing'çilerde, Boeing'i kullananlar da Boeing'in fanatiğidir. Sonuçta bu işi iyi yapmak istiyorsanız en güzel uçak uçtuğunuz uçak. Yani bu güzel cevap için teşekkür ederim. Şeyler var çünkü internette, Instagram'da falan belki siz de rast gelmişsinizdir. İşte Boeing paneli üst üste, altında Airbus paneli. Airbus'ta tek on-off, Boeing'de bir sürü bir şey falan böyle. Bunlar aslında neyi sevdiğinizle alakalı. Kesinlikle. Şöyle diyeyim. Boeing'de birçok şeyi manuel kendiniz elinizle yapıyorsunuz. Bunu yaparken de o switch'in arka panelin arka tarafında nerelere kumanda ettiğini biliyor olmanız gerekiyor. Airbus'ta butonu veya switch'i oto konumuna aldığınızda arka fonda zaten işler oluyor. Bazen bunu fark edemiyorsunuz. Uçak kendisi yapıyor onu. Sadece siz göstergelerden uçağın onu yaptığını kontrol ediyorsunuz. Bence ideali bu işe ilk başlarken Boeing'le başlamak, 737 anlamında söylüyorum. Yeterince piştikten sonra otomasyona, daha konfora doğru Airbus'a geçmek diye düşünüyorum. Yani aslında şunu benim anladığım kadarıyla şöyle özetleyeyim. Manuel araba var ve de otomatik araba var. İkisi de aslında araba. İkisinde de şanzıman var. Manuel arabada vitesi biz değiştiriyoruz. Otomatik arabada araba değiştiriyor ama bize gösteriyor. Diyor ki 6. vitesteyim, 4. vitesteyim. Manuel arabayı kullanmayı öğrendikten sonra otomatiğe geçin diyor hocam. Pilot olmak isteyenler. Doğru mu aklarım hocam? Kesinlikle doğru. Ben böyle planlamadım ama çalıştığım şirket Boeing'le başlatıp sonra beni Airbus'a geçirdiği için sonradan bunu gözlemlediğimde bunun aslında en ideal patern olduğunu şu an düşünüyorum. Peki hocam, uçaklar yenileniyor malum. Gelişen teknolojiyle beraber eski filolar A380 mesela 2021'de artık üretilmeyecek. Hepimizin o çok sevdiği, göklerin efendisi dediğimiz. Siz yeni modelleri nasıl buluyorsunuz? Yani gelecek için sizce ümit vaat ediyor mu? Özellikle 350 filosu ve 787 filosu. Fikirleriniz nelerdir? Şimdi havacılık çok genişledi. Birçok sektöre yayıldı. Eskiden bu iş çok lükstü sadece. Belli bir gelir seviyesinin üzerindekiler uçuyordu ve sefer sayısı çok azdı. Şu an havacılık tüm dünyaya yayıldı. Bu sayede seyahatler de çok arttı. İnsanlar dünyayı çok gezmeye başladı. Bununla birlikte öncelikle tasarruf, yani yakıt tasarrufu özellikle gündeme geldi. Bu yeni uçaklar da daha çok hem emniyet, hem işi kolaylaştırmak, hem de tasarruf için tasarlanan uçaklar. 787 ve 350 zaten şu an uzunca bir süredir, yani en az 3-4 senedir de operasyon olarak kullanılmakta. Katar falan bayağı fanatiği yani şu anda herhalde. İlk kullananlar onlar. Hı-hı. Çok güzel uçaklar. Yani sonuçta eskiden tuşlu eski telefonlarımız vardı. Sadece konuşma yaptığımız veya SMS yazabildiğimiz. Evet, evet. Şu an telefonun içine koyulan teknoloji inanılmaz. Aynısını uçaklara uyarlayıp uçakların içindeki teknoloji hem konforu hem emniyeti arttırıyor. 350'yi bir inceleme şansı oldu mu, simülatörünü falan? Toulouse'da simülatöründe bir kere uçma şansım oldu. Evet. Geleceğin uçağı diyebilir miyiz? Zaten öyle. Yani geleceğin uçağı. Arayüzü çok farklı. Klavye ve mouse da kullanıyorsunuz uçağı. Onların da yedeği var mı hocam yine? Klavye, mouse'u var tabii ki. Çift taraflı mouse. Hem
konsolda klavye var, hem de Airbus'un meşhur masasının içinde klavyesi var. Peki hocam, bununla bağlantılı olarak şu ana kadar sivil ya da askeri, ikisi için de sorayım. Kullanmadığınız, içinizde ukde kalan ya da kullanmayı istediğiniz bir uçak var mı? Askeri uçak olarak F-18 her zaman F-18 gözüme hoş gelmiştir. Savaş uçaklarının Ferrari'si gibi söyleyebiliriz. Sivil havacılıkta inşallah bir gün olursa tabii ki A350'yi kullanmak isterim. Gönüllerde A350 var diyor. Aynen. Peki hiç yaşanmak istenmez ya da yaşanmasını tabii ki istemeyiz acil durumların, ama havacılığında bir parçası acil durumlar. Burada şunu sormak istiyorum. Pilotlar en çok hangi acil durumdan imtina ederler? Yani ya bununla biz hiç karşılaşmayalım ya da kendi içinizde ya da simülatörde gördüğünüz zaman ya bu gerçek hayatta bizden uzak gitsin dediğiniz emergency'lerin arasında. Şimdi kullanım karakteristiği olarak en büyük problem çıkaracak arızalar, gövdede olası bir hasar, kabin tazyiğini de etkileyecek veya kopma olabilir. Uçakta olası bir yangın veya yoğun bir duman. Duman. Yani kaynağını... Neden duman hocam? Kaynağını tespit etme sürecinde problem yaşayabilirsiniz yani. Bu dumanın kaynağı olabilecek bir sürü sistem var. Nereden geldiğini çözene kadar belki de zehirlenme durumunuz var. Kokpitteki dumandan bahsediyoruz. Ve kokpit içine dolduğu zaman dışarıyı göremeyeceğiniz için özellikle inişte falan problem olabilir. Hatta nihayetinde en çözemediğiniz durumda piste değil de uygun bir yere, bir yola dahi inmenizi tavsiye edebilir. Artık kontrol edemiyorsa bu duman ve gerekirse önünüzü görmek için camı açarak inmeniz tavsiye edilir. Peki gün geçtikçe askeri ve pilotluktan da bahsediyoruz madem, şunu sormak istiyorum. Gün geçtikçe insansız hava araçları çoğalıyor dünyada ve de bunlara olan ihtiyaç da çoğalıyor. Yani insanlar bunun getirdiği kolaylığı gördükçe daha fazla yerde kullanmak istiyor. Bunun pilotlar için bir dezavantajı olduğunu düşünüyor musunuz? İnsansız hava araçlarının pilotlar açısından bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Sanırım bu soru daha çok pilotların işini kaybetmesiyle alakalı bir aynen, soru. Aynen, çünkü bununla alakalı, kusura bakmayın, bununla alakalı ben bir ya benim postlarımda ya YouTube'da bir yerde bir tartışma gördüm. İnsanlar bunun pilotların mesleğini elinden alacağını düşünüyor. Bunu biz ve belki bizden sonraki nesil görmeyebilir. Hı hı. Bunun için çok fazla değişken var. Bütün hepsini tanımlanıp bu konjüktüre geçilmesi şu an için kolay gözükmüyor. Ayrıca insansız hava araçları da kendi başına operasyon yapan sistemler değil. Hepsini buna kontrol deyince eden birileri var. Bu birileri de belki pilotları kokpitten alıp operasyon odasındaki kontrol paneline oturtup bu insansız hava araçlarını kontrol eden kişiler konumuna getirecek. Yani yine ama pilotlar yine kontrol ediyor bunları aslında. Havada uçan parça, makine insansız olacak ama yine onu kontrol eden bir insan bir olacak. Bir pilot olmak zorunda çünkü herhangi bir bilgisayar oyunu değil arkadaşlar bu. Yani orada gerçekten bir şey uçuyor ve %90 askeri amaçla kullanılıyor bunlar. Herhangi birisine emanet edilecek şeyler değil. O yüzden pilota her zaman ihtiyaç var herhalde hocam. İhtiyaç var. Bir de olayın hacklenme boyutu var. Hacklenme boyutu? Yani şimdi bir uçak uçarken tamamen data link ile bağlantılı. İçinde evet, tamamen bilgisayar sistemleri. İyi bir hacker belki bu data link'ten giriş yapıp kontrolü kendi başına operasyon yapan bir aracı kötü amaçlarına alet edebilir belki de. Şimdi bu soracağım soruyu ben göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama ben bir pilot değilim. Sizi de yakalamışken eski bir askeri pilot, sivil havacılıkta yıllarını geçirmiş, artık hocam mı diyeyim, komutanım mı diyeyim, öğretmenim mi diyeyim. Ne dersem uyuyor arkadaşlar Serdar Bey. Pilot olmak isteyen genç izleyenlerimize, takipçilerimize kısaca tavsiyeleriniz nelerdir? Sizden alalım. İlk tavsiyem tüm dünyada kullanılan ortak dil İngilizce olduğu için. Hı hı. İngilizcelerini olabildiğince geliştirmeleri. Çünkü operasyonu destekleyen herkesle ortak dil olarak İngilizce kullanılıyor. Bunun dışında günümüzde uçaklar da diğer birçok makine gibi oldukça otomatikleştirildi ve kullanımı kolaylaştırıldı. Daha çok bilgisayarlara işlem devredildi. Bilgi uçuyor. Yani ne kadar çok okurlarsa, ne kadar çok uçağı ve sistemleri tanırlarsa operasyonu o kadar rahatlıkla ve güvenle yürütebilirler. Söyleyeceğim iki şey, bir İngilizce, ikincisi de çok çalışıp okumaları. Şimdi bana bu sorular size de kuşkusuz geliyordur ama özellikle nasıl pilot olunur videosundan sonra yağmaya başladı. Diyorlar ki gençler, özellikle lise çağındakiler, matematiğim, fiziğim süper olması mı lazım ya da ne yapmam lazım? Yani bu işin, bu derslerin özelinde bir etkisi var mı sivil havacılık için en azından? Süper olması başka bir boyut. Ortalama seviyede bir matematik ve fizik bilgisinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok süper, aşırı bir yetenek veya bilgi gerekmiyor.
Peki liseden sonra pilotaj okumak, devlet okulları, özel vakıf üniversiteleri vesaire var. Bunu tavsiye eder misiniz? Yoksa herhangi bir bölümde üniversitesini okuduktan sonra kişi pilotluğu daha sonrasında mı denemesi? Yani şimdi önlerinde aslında 3 yol var çünkü. Lise sırasında da askeri bir okula başlayabilirler. Liseden sonra pilotaja başlayabilirler ya da üniversiteyi komple alakasız bir bölümden bitirip pilotaja başlayabilirler. Sizce hangisi daha mantıklı? Şimdi taşıdığınız diplomanın birebir pilotajla bir alakası tabii ki yok. Evet. Üniversitenin insana kazandırdığı ne olabilir? Problem çözme yeteneği olabilir. Bir dünya görüşü, vizyon. Bilime göre. Ve aslında uçak içerisinde otururken de yürüyen bir operasyonda olası çıkacak pürüzleri yönetmek için orada oturuyorsunuz. Uçakla ilgili olabilir, dışarıdaki etkenlerle olabilir, içerideki etkenlerle olabilir. Eğitimin fazlasının zararı olmaz diye düşünüyorum. Diğer bir konu da sonuçta arz talep meselesine geliyor olay. Dışarıdaki birçok şirket ne kadar pilota, ne kadar çalışana ihtiyacı varsa ona göre kriterlerini belirleme durumuna gidiyor. Çok ihtiyacı varsa kriterleri biraz düşürüyor. O an ihtiyacı yoksa tekrar kriterleri arttırıyor. Olabildiğince kendinizi, donanımınızı arttırırsanız şansınız fazla olur. Hocam şimdi izninizle takipçilerden gelen sorulardan bazılarını size sormak istiyorum. Lütfen. Kısa kısa soru cevap şeklinde. Hocam kokpitteki bütün düğmeleri kullanıyor musunuz? Günlük standart bir operasyonda hepsini kullanmamız gerekmeyebiliyor. Çünkü birçok switch'in sadece on konumu bizim için bir şey ifade ediyor ya da oto konumu. Fakat olası o sistemle ilgili problemlerde o switch'i kullanma ihtiyacımız doğabilir. Bu sebeple bütün switch'lerin ne işe yaradığını biliyor olmamız bekleniyor. Ama her gün hepsini sürekli kullanmıyor olabiliyoruz. Ya bütün düğmelere basılmıyor arkadaşlar. Orada öyle gördüğünüz. En çok kullanmak istemediğiniz düğme hangisi? Var mı öyle bir düğme hocam kokpitte? Spesifik tek bir düğme yok. Ya da modül olarak, panel olarak. Hani fakat hiç böyle. Her sistemle ilgili özellikle bir kere kullandıktan sonra geri dönüşü olmayan bir takım kontroller var. Onların üzerinde de bir kapak olur, guard olur, guardlı sistem. Mesela? Mesela yangın butonları vardır ya da dışarıda elektrik, tam elektrik arızası olduğu zaman yapay, aynı eski bisikletlerdeki dinamo gibi gövde altından bir pervane çıkarıp onu hep soruyorsunuz. Hocam değindi. Nedir hocam o pervanenin adı? Rat'tır. Rat'tır. Açtıktan sonra tekrar kapatamıyorsunuz havada. Yerde kapanıyor. Yerde teknik elemanların kapatması gerekiyor. Bizim kapatamadığımız bir sistem. Bunu açmak için de mutlaka iki pilotun bunu birbirine teyit etmesi gerekiyor. Yani check, yapacak. Cross-check. Aynen, cross check yapması gerekiyor. Malumunuz bir pilot flying var. Bir de monitoring var. Bir de monitoring var. Bunları anlattık arkadaşlar. Bu tür işlemleri pilot monitoring yapar. Checklist'i okuyarak. Bu guardlı switch'in üzerine eline getirir. Diğerine teyit etmesini ister. Yapıyorum. Confirm der. Açıyorum. Bu özellikle motorla ilgili kritik bir şeyse switch'ler, yani motorun durmasını sebep olabilecek switch'ler. İki pilot arasında teyit edilerek kullanılır. Çünkü geçmişte birçok arızada arızalı bir motoru durdurmak için veya gerekli checklist işlemini yaparken çalışan motoru durdurulduğuna çok rastlanılmış. Gerçekten mi? Evet. Peki hocam diğer bir soru. Haftada ortalama kaç kere uçuyorsunuz? Haftalıktan ziyade bir FTL isimli bir Flight Time Limitations diye bir yönetmelik var. Buna göre günlük, haftalık, aylık ve yıllık limitler var. Planlama yapılırken bu limitlere uyulmak zorunda. Uçtuğunuz uçak tipine bağlı olarak dar gövde veya geniş gövdeye göre, geniş gövdede belki haftada bir tane uçabilirsiniz. Yani bir git gel, iki uçuş yapabilirsiniz. Limitlerden dolayı. Dar gövdede saatle limitlendiğiniz için bu 10-15 uçuş civarında olabilir. Bununla alakalı başka bir arkadaşımızın, takipçimizin sorusu var. Uyku veya aile anlamında zorlanıyor musunuz? Bunu aslında şöyle sorayım. Kişisel zaman yönetimi zor oluyor mu hocam? Yine bu çalıştığınız şirketle alakalı olarak, yani yürüttüğü operasyon şekliyle alakalı olarak değişebilir. Özellikle gece gündüz 24 saat esasına göre operasyon yapan dar gövde filosunda çalışıyorsanız tabii ki uyku düzeni biraz problem olabiliyor. Bunun için özel bir çaba göstermeniz gerekiyor. Siz nasıl ayarlıyorsunuz hocam bunu? Ayarlayabiliyor musunuz ya da? Elimden geldiğince ayarlamaya çalışıyorum. Mesela gece uçuşu varsa blackout perdelerle odayı olabildiğince karanlık hale getirip gündüz uyumaya çalışıyorum.
ya da uçuştan geldikten sonra yine sonuçta sabah geliyorsunuz. Olabildiğince karanlık bir oda yaratıp vücut uyuman gerekiyor dediğinde uyumaya çalışıyorum. Yani burada aslında pilotların ailelerine de biraz bu konuyu absorbe etmek için ya da süspans etmek için görev düşüyor herhalde. Kesinlikle bu tempoda çalışan birisi için birçok özel gün, hafta sonu, yıl dönümü gibi lüksleriniz olmuyor. Yılbaşında mesela hiç havada girdiniz mi hocam? Görevde. Çok girdiniz herhalde. Havada havai fişekleri izleyerek girdim, evet. Çok, o da değişik olmuştur herhalde. Hocam şunu merak etmişler. Biz içeride telefon kullanamıyoruz. Pilotlar kullanabiliyor mu cep telefonu uçakta? Sonuçta havada telefon çekmez. Çekmiyor diye biliyorum ben. Yani onun için uçak modunda tabii ki yolcular ne zaman kullanabiliyorsa bizim de kullanma gibi bir lüksümüz var. Yani, ama açıp telefonla konuşmuyoruz, konuşamıyoruz veya işte steril kokpit diye de bir konsept vardır bizde. Özellikle tırmanış ve alçalış esnasında uçuş dışında herhangi hiçbir şeyle ilgilenilmez. Hı. Bu durumlarda zaten kullanılmıyor. Sadece ne olabilir? Bir yere sabitlenmiş bir kamerayla belki çekim yapıp bunu zaten sosyal medyada birçok pilotta da arkadaşlar izliyorlardır. Hocam sorular bitmez aslında. Ben buraya çok not almışım ama arkadaşlar şimdi hocayı da yakaladık. Sıkmamıza gerek yok. Çünkü bir daha gelmez. Ben bu ilk ve son olsun istemiyorum. İlerleyen süreçlerde tekrar tekrar sizi davet etmek istiyorum. Mutlaka. Eğer kabul ederseniz. Çok memnun olurum. Şimdi de ilk konuğumuzsunuz. Bizleri onurlandırdınız. Size de bizden bir hatıra olması amacıyla şöyle bir plaket vermek istiyoruz hocam, kabul ederseniz. Çok teşekkür ederim. Takeoff Channel olarak. Bize katkılarınız için çok teşekkür ederim. Serdar hocam, sizler için yaptığım videolarda bana katkılarda bulunuyor arkadaşlar. Sağ olsun. Soru soruyorum, cevap veriyor. Yardımcı oluyor elinden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz bizlerle beraber. Ben çok teşekkür ederim. Mutlaka tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar ve de havadan sudan bölümünün ilk videosu bu. Bu hoşunuza gittiyse beğenin. Yorumlarınızı videonun altında bekliyoruz. Serdar hocamın Instagram adresini de videonun altında bulabilirsiniz. Ama kendisini çok sıkmayın sorularınızla. Basit sorularınızı bana yönlendirin diye bağlayalım, bitirelim hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.